MDO 4000 serisi mixed domain osiloskoplar, endüstri standardı MSO 4000 serisi analog ve lojik kanallarını başlangıç seviyesi spektrum analizörlerle mukayese edilebilir bir 6 GHz RF giriş ile birleştirir. Böylece ayrı bir spektrum analizöre ihtiyaç duymadan osiloskop ile frekans spektrumunu görebilirsiniz. Sonraki birkaç dakika içinde MDO 4000 serisini kullanarak spektrum analizinin nasıl yapıldığını göreceksiniz. Spektral analiz, RF sinyalinizi RF girişinize bağlamanızla başlar. Ayrıca kaynağınıza bağlı olarak RF sinyallerini anten veya aktif prop kullanarak yakalayabilirsiniz. MDO 4000 serisi ön panelinde RF girişe ait kontroller bulunmaktadır. Bu kontroller ile RF ekranını açma, kapatma, frekans ve span ayarları, referans seviyesi ayarlamaları, çözünürlük band genişliği tanımlamaları ve markerları devreye alma gibi en sık kullanılan işlemlere hızlı erişim imkanı sağlanır. Öncelikle RF kanalı açarak başlayalım. İlk önce merkez frekans ayarlaması yapalım. Merkez frekans, ekranın orta noktasında görüntülenecek frekanstır. Turuncu noktadaki A harfi, merkez frekansın genel amaçlı ayar düğmelerinden A düğmesi ile ayarlanabileceğini belirtmektedir. Ayrıca frekans değerinin arka planının da turuncu olması, bu değerin ön paneldeki tuş takımı ile de ayarlanabileceğini belirtmektedir. Bu örnekte merkez frekans tuş takımı kullanılarak 2.39'dan 2.4 GHz'e ayarlanmıştır. Sonraki adım span ayarlamadır. Span, ekranda görüntülenen başlangıç ve bitiş frekanslar arasındaki frekans aralığıdır. Bu örnekte span, genel amaçlı ayar düğmelerinden B düğmesi kullanılarak 5 MHz'den 50 MHz ayarlanmaktadır. Sonraki adım çözünürlük band genişliğini kısa haliyle RBW ayarlama. Çözünürlük band genişliği, osiloskopun frekans ekranındaki çözünürlüğünü, dolayısıyla birbirine yakın sinyallerin ne kadar iyi ayırt edilebileceğini belirler. Örneğin, RF sinyaliniz 1 MHz'lik aralıklar ile iki taşıyıcı içeriyorsa, RBW 1 MHz'den düşük olmadığı sürece iki taşıyıcı birbirinden ayıramazsınız. Peki neden her zaman düşük çözünürlük ile çalışmıyoruz? Çünkü çözünürlüğü düşürdükçe işlem süresi artar, tarama hızı düşer. Yani zaman ile ters orantılıdır. Dar çözünürlük band genişliği çalışma hızını düşürür, ancak daha iyi frekans çözünürlüğü sağlar ve ekranda görülen gürültü eşiğini düşürür. MDO 4000 serisi bağımsız şekilde açıp kapatabileceğiniz 4 farklı spektrum izine sahiptir. Normal iz. Maksimum hold izi sadece yeni değer eski değerden daha yüksek ise güncellenir. Maksimum hold özelliği belirli bir zaman aralığında maksimum değerleri kaydetmek ya da filtrelerin frekans cevabı eğrilerini görmek için faydalıdır. Minimum hold izi sadece yeni değer eski değerden daha düşük ise güncellenir. Bu izleme belirli bir zaman aralığındaki minimum değerleri kaydetmek için faydalıdır. Ortalama iz birden fazla izin ortalama değerini gösterir. Bu iz gürültülü kaynaklardan ölçüm yaparken faydalıdır. Yavaş değişen RF sinyallerin analizi için spektrogram görüntüsünü kullanabilirsiniz. Spektrogram, frekans spektrumunun zamana göre değişimini gösterir. Ayrıca sinyallerin genliklerine göre renk derecelendirmesi yapar. Mavi ve yeşil gibi soğuk renkler düşük genliği simgeler, sarı ve kırmızı gibi sıcak renkler ise yüksek genlik değerlerini ifade eder. Spektrogram üzerinde zamanda geriye giderek spektrumun zaman ile nasıl değiştiğini görebilirsiniz. Genel amaçlı A ayar düğmesi kullanılarak görüntülenmek istenen spektrum dilimi seçilebilir. MDO 4000 serisi osiloskoplar ile RF spektrumunuzu hızlı ve verimli olarak analiz edebilmenizi sağlayan özelliklerle dolu bir cihazı sahip olabilirsiniz. MDO 4000 serisini daha yakından görmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.